Sade Özdemir bu mülteci, yani daha doğrusu şimdi görüyorum, ek size bakmışsınızdır gazetelere. Kimyasal saldırı ile ilgili işte çoluk çocuk böyle hazırlık yapmaya çalışıyorlar, işte kağıttan bardaklar, naylon poşetler falan. Acı yani, hani Tabii. oradaki siviller açısından, çocuk açısından çok acı. Topraklarına çıkarılma tehlikesi var, ama orada da ne kadar sivil var, kaç tanesi terör örgütü mensubu ya da terörist, hangileri muhalif, hangileri Suriye'de Esatçı, hani çok da iç içe geçmiş durumdalar. Dolayısıyla hani daha önceki mülteci konusu gibi görünmüyor. Hani biz, evet, geldiler bize Suriye esnasında bir sürü mülteci, ama bu seferki biraz daha değişik. Çünkü orada sıkıştırdılar. Bu El Fırat'ta vesaire de biz temizledik o alanları. Kaçanlar İdlib'de sıkıştı. Şimdi orada kim var kim yok bilmiyoruz. Bu konuda nasıl bir çözüm yapılır? Rusya'nın çok da umurunda değil belli ki, İran'ın umurunda değil belli ki, umurunda da değil, onları etkileyen bir şey yok. Onlar kendi oradaki maddi durumuna bakıyorlar, ya da bölgeye, ne bileyim, artık ne gizli ajandası varsa. Ama biz çok insani yaklaşıyoruz, bir de bizim sınır, bir de çok iyi niyetliyiz yani, gerçekten. Hani bir İran bir Rusya gibi değil. Bir de neden İran Rusya mülteci almıyor mesela? Evet. İşin o boyutu var. Yani O kadar konuşuyorlar ama ne yapıyorlar? sınır olan ülkelere geçiş oluyor. Mesela Irak tarafına da geçiş oldu. Aşağı tarafa da, bize de. Ama bu Temmuz ayındaki Halep'le ilgili konuşma bence çok önemli. Türkiye'nin tezi olarak belki şu an konuşuluyordur. Nedir o? Şimdi Halep biliyorsunuz bir ölü şehir hala. Rejimin kontrolüne bırakıldı. Ama Gaziantep gibi Suriye'nin merkez illerinden, büyük illerinden bir tanesi. İdlib'deki nüfus nasıl oluşmuştu? Rejimin saldırdığı bölgelerden göç eden halkın büyük bir kesimi oraya yığıldı. İçlerinde benim tahminim %2-3 kadar da terörist var. Yani 3,5 saysanız işte oranlayın 60-70 bin olabilir. Farklı şeylerden, milletlerden gelmişler orada. Şimdi onları yok etmek için ciddi bir saldırı olursa 1,5-2 milyonluk yeni bir göç dalgası olur. Bunlar nereye gidecek? Bunların gideceği ilk yer, eğer Suriye içinde bir alternatif çekim yeri yoksa ya da güvenli bir bölge, büyük bir bölge yoksa, hani ilçelere sığmaları mümkün değil onların. Ya Hatay'ı geçecekler Türkiye'ye, ya da Suriye içinde İdlib kadar büyük bir il. O da Halep. Şimdi Türkiye eğer Esed geçiş döneminde, hani Esed sonrasında Halep'i tekrar teslim etmek üzere kontrolü Türkiye'ye verilse ve Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği yardımlar kullanılsa, hem İdlib'den yeni göç dalgası orada Halep'e yönlendirilir, hem de Türkiye'den dönüş için daha büyük bir güvence olur. Şu anda Suriye'den yakın zamanda gidip gelenlerin hepsi bu tezin o bölgede çok konuşulduğu, halk arasında çok konuşulduğunu söylüyorlar. O yüzden eğer bu müdahale olacaksa, yani bombalama, işte Rusya'nın ve rejimin illa ben oradaki teröristleri yok edeceğim diye önceden yaptıkları gibi, şu bölgede, şu mahallede var diye bombalıyorlar ve 150-200 sivil ölüyor. Şimdi bu bir kere olunca siviller bu sefer ya saklanacak yer arıyorlar ya da neleri var toplayıp en Göç yakın ediyorlar. sınıra yürüyorlar. Ya bu saldırı olmayacak ya da Türkiye bu 1,5-2 milyonluk yeni dalgayı Suriye içinde büyük bir merkezde çözmesini sağlayacak Rusya'nın ve Suriye'nin. Ya başka çaremiz yok. Evet, ama burada Rusya, İran veya diğer ülkelerde, hani Avrupa Birliği tamam açıklama yapıp duruyor, sadece uzaktan Tabii açıklama onların yapmış hepsi uzakta yapmıyor. işte. Ben de onun için söylüyorum. İşte Yani İdlib uyarısı yeni bir facia olur, bilmem ne. Hani Türkiye yeteri kadar fedakarlık yaptı, dünyanın hayran olduğu insani yaklaşımı gösterdi. Çok zorda kalırsak yine gösteririz biz. Hani yine, ama yani şu anda başlamamış bir felaket var. Başlamasını hiçbirimiz istemiyoruz. Ama başladıktan sonra da yani müsaade etsinler ya da kabul etsinler, o insanları orada iskan edelim. Şimdi bu insanlar eğer İdlib rejimin kontrolüne geçecekse orada kalmak isterler mi? Zaten Suriye'nin genelinden, rejimden kaçıp oraya geldiler. Nereye gidecekler? Yani
Böyle bir şey yok. Hani burada kilitlenmiş durumda. Rusya'nın, İran'ın, daha çok Rusya'nın tabii ki Suriye rejimine geçici de olsa başka bir Türkiye'nin rol alacağı, başrol alacağı. Çünkü Türkiye'ye güven var artık orada. Yani İran'a da yok çünkü o mezhepçilik yapıyor. Rejimden kaçan insanlar belli bölgeye toplanmışlar. Rejime yok. Yani bütün bu kaçanların hepsi artık rejime güvenemez. Peki biz şimdi...